abi ben de yanında durayım abi, siz açın. Yok yok, ben ustanın yanında durayım. Bir dakika abi, siz karışmayın abi. Aynı bu şekilde. Abi ben de gördüm, sen alamadın. Ben ustaya diyorum ki bunu bunu yapacaksın. Abi sen karışma abi. Evet, bu etimizde kaburga dolmasını yapıyoruz, güveci yapıyoruz, kuyu kebabını yapıyoruz, biryani yapıyoruz. Hepsini şu küçücük Balıkesir Susurlu kuzusunda yapıyoruz. Kuzumuz biliyorsunuz besi değil, normalde ana sütü içmiş, yeşillikte otlanmış ve bahçede oynayan kuzulardandır. Ve kilosu da 12-13 kiloluk kuzulardan yapıyoruz. Burada etler efsane, yemeğimiz efsane olacak. Ne diyoruz? Herkesi Şırdancı Mehmet'e bekliyorum. Şu anda ben yemekleri hazırlıyorum. Herkesi bekliyorum. Herkes Şırdancı Mehmet'e. Kuzunun güzelliğini, etin güzelliğini görüyorsunuz. Danamız Afyon danası, kuzumuz Susurlu kuzusu. Bekleriz herkesi. Hadi ustam sen parçalamanı yap. Şu anda şu incimize ne yapacağız ustam? Haşlama yapacağız. İncik haşlamayı bu haşlamayla yapacağız. Bak geldiniz mi haşlamayı bundan yiyebilirsiniz. Kuzu butumuzla güveç yapacağız. Güzel çömlekte güveç, fırın güveç yapacağız. Bak etimizi de görüyorsunuz, ustamız doğruyor. Güvecimizi de bu şekilde yapacağız. Zaten hem butta değil mi ustacığım? Evet, sırt eti ve but tarafını hem güveç hem saçlava yapıyoruz. Evet. Ve farklı yemek çeşitlerimizi şu kuzu etinden yapıyoruz. Et sevenler, sulu yemek sevenler, tandır sevenler, kaburga dolması sevenler Şırdancı Mehmet'e. Tabii ki şırdan mumbarınızı yiyin ama bu et yemeklerinden mutlaka geldiyseniz burada onlarla karşılaşırsınız. Bu da kaburga dolması. Bu da kaburga dolması için. Kaburga dolması görüyorsunuz, etimiz küçük. Bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik kaburga dolmasını bu şekilde yapıyoruz. Burada mesela 5-6 kişilik aile boyu oldu. 15-20 kişilik sesi tüm kuzu yapabiliyoruz. Ustam bu tamam değil mi? Bunu da bu şekilde yapalım evet, değil mi? Evet, evet. Bu 5 kişilik mi oluyor? Evet. Bence bunu da incini alalım mı? Tabii. Haşlamayı kullanalım. İnciyi de haşlamayı kullanalım. Çünkü incik bizim için önemlidir. Görüyorsunuz tam boşluktan, bıçak hiç kemiğe değmeden ustamız sihirli elleriyle eti açıyor. Gördüğünüz gibi incimizi de bu şekilde yapıyoruz. Tabii ki ucunu keseceğiz. Ucunu da kesebiliriz. Çok güzel. Çok güzel. Şurada çorba yapalım. Biz hayvanı hiçbir yerini ziyan etmiyoruz. Burada kemiklerimizde çorbaya kullanacağız. Etimizi de biliyorsunuz Susurlu kuzusu. Valla burada araştırdım. Bütün kadınlar pazarını gezdim. Ama huzur et gerçekten Allah razı olsun. Mükemmel et getiriyor. Mükemmeldir. Gözü kapalı. Herkese de tavsiye ederim. Ve ben etimi de burada alıyorum. Çok da memnunum. Bu da içimden geldi söylüyorum. Yani sonuçta etimi de parayla alıyorum ama içimden geliyor. İçimden geliyor gerçekten huzur etin. Etin hepsine kefilim yani. Siz gene evde yapmayın biz deyin ama baktınız eve yapmak isterseniz etinizi de burada alabilirsiniz. Bu da iki kişilik anlaşılıyor. İki kişilik. Evet. Tabii iki kişilik kuzumuz bu. İçine pilav giriyor muhteşem kaburga dolması. İki kişilik, iki kişilik, iki kişilik, beş kişilik o şekilde ayarlıyoruz. Butumuz ustam. Bu güveç etimiz oluyor. Evet. Bu da butumuzu ne yapıyoruz? Saç tava yapıyoruz. Bunu da çöp şiş yapalım. Küçük küçük doğrayalım ustam. Tabii tabii. Evet. Çöp şiş yapalım. Bak maşallah. Haşlamalık tabi bak kuzun tam şeyinde bir haşlamalık daha çıkardı. Yani her bölgede bir yemek çıkabiliyor. Bu da haşlamalık. Bu da haşlamalık. Ucunu keseceğiz tabii ki. Şu güzelim et de çöp şişlik olacak. Saç tavalık olacak. Güveçlik olacak. Güveç etini nasıl büyüklüğünde yapalım usta? Onu da bir tane öğretsek. Kuşbaşı efendim. Kuşbaşı gibi değil mi? Şöyle bir parça görelim ki insanlar. Güvecimizin içinde şöyle parça parça etler olacak. Şöyle küp küp. Evet. Muhteşem. Şimdi de ne alıyoruz? Tabii. Tamam. Bu kadar abi. Tamam. Evet bak Balıkesir kuzumuz
hazır. Biliyorsun bu kuzular bize Susurluk'ta geliyor. Şu kaburganın güzelliğine bak. Biz bunu baharda haşlatıyoruz 2 saat boyunca. Efsane bir kaburga dolması oluyor. Pilavın üstünde gerçekten çok güzel oluyor. Kaburga dolmamızı da hazırlıyoruz. Biliyorsunuz en iyi kaburga dolması kimde yenir? Şırdancı Mehmet'te yenir. Tabii ki burada şırdan değil, et yemeklerinde de, kaburgada da, kaburga dolmasında da biz gerçekten iddialıyız. Ve ete daha ağırlık verdik. Et seviyorsanız, kuzu eti seviyorsanız muhteşem kaburga dolması eti var. Esri Şırdancı Mehmet'e yapıyoruz.